Ada, sen niye masanda değilsin? Tamam, tamam. Hadi odama gel hemen. Odama gel, tamam. Hadi. Tamam. Tamam Ada, hadi kapat. Hadi gel, hadi. Ada, şirket prestij kaybeder diye yazıyı değiştirmeyin dedi. Ya, öyle mi? Ya. Aferin Ada'ya ya. Bak, Ada senin son asistanın olacak derken yanılmamışım ben demek ki. Takdir ettim. Ben de takdir ettim Ada'yı. Evet, ben de. Tuğçe, Ada yazar olmak istiyor. Ve ilk yazdığı güzel yazısını da sırf şirket prestij kaybetmesin diye kurban etti. Gel Ada, gel. Buyurun Bora Bey. Evet Tuğçe, Ada'ya bir şey söylemek ister misin? Ha. Hı. Adacığım, ben çok üzgünüm yazılarla ilgili. Üzülmeyin Tuğçe Hanım. Gerçeklerin ortaya çıkmak gibi güzel bir huyu var neyse ki. Sıkıntı yok. Ada. Al bunu. Hak ettin. Bora Bey. Ama bu sizin en sevdiğiniz kaleminiz. Evet Ada, ama artık senin. Gerçekten mi? Gerçekten. Ada bak, dolma kalemle yazmak çok keyiflidir. Ama aynı zamanda da çok zordur. İçindeki mürekkebin kurumaması için yapman gereken tek bir şey var. Arada bir sıcak suya batırıp çıkartman gerekiyor Adacığım. Daha iyi bir yolu var. Yazmak Ada. Mürekkebin kurumasın. Teşekkür ederim Bora Bey. Çok sağ olun. Evet. Herkes işinin başına. 10 dakika sonra odamda toplanıyoruz. Tamam mı? Herkese haber verin. Nasıl istersen Bora. Tabii. O zaman ben kalemimle çıkayım. Hadi. Canım kalemim. Oo, bayağı ağır. Yazayım mı size de? Kendime yazayım. Evet arkadaşlar. Beyaz evlilik dosyamızda bugüne kadar ulaştığımız tık sayılarının en yükseğine ulaştık. Özellikle de Tuğçe'nin imzasıyla çıkan yazıyla. Tebrikler sultanım, yakışır. Hadi. Doğru, yazı çok tıklandı arkadaşlar ama yazı benim değil. Maalesef bir hata olmuş. Bora'nın da dediği gibi benim adımla çıktı. Yani aslında yazı Ada'nın. Dolayısıyla tebriği ben değil, Ada hak ediyor. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Şey yapmayın. Evet arkadaşlar, ilişki temasına sadık kalmalıyız diye düşünüyorum. Ama bunun yanında farklı bir cephe daha açmalıyız. Evet, fikri olan? Bora Bey. Bora Beyciğim, yolda gelirken elime bunu tutuşturdular. Nedir o? Bora Bey'e verir misin? Eros'un oku. Yaklaşık 2 yıl önce ben de böyle bir yerde tarot bakmıştım. Ne yapıyorlar yani tam olarak? Şimdi ne yapıyorlar şöyle anlatayım. İşte ilişkinize sahip çıkın, birbirinize dokunun, birbirinizi dinleyin. Bunun gibi şeyler anlatıyorlardı ama 2 yıl önce 10.000 liraya bakıyorlardı çift başı. Tabii ya. Tabii ya. Ne? Görüyor musunuz? Vildan mı? Saçını uzatmış, saçının rengini değiştirmiş ama Vildan. Vildan kim ki? Her türlü dolandırıcılık Vildan'dan sorulur. Birkaç yıldır ortada yoktu. Şimdi de umut tacirliğini paravan olarak kullanıyor herhalde. İlişki terapisti falan değil yani. Dolandırıcı diyorum Tuğçe. Beyni almıyor ki. Şimdi de insanları en yumuşak noktalarından vuruyor. Yani aşktan. Ama hakkını vermek lazım. Akıllı kadın. Aşk bir illüzyon.
O da bu illüzyonla insanları uyutuyor muhtemelen. Aşk bir illüzyon mu? Vallahi gözlerim yaşardı. Siz konuşmadan anlaşmaya başlamışsınız. Sen de çok konuşur olmuşsun Evren. Evet efendim. Ada, broşür ver. Verir misin? Tabii. Ada, hemen burayı arıyorsun. İki kişilik yere yatıyorsun, tamam mı? İki kişilik, tamam. Tuğçe, ajandan müsait mi? Evet. Güzel. Şu Eros'un okuna bir gidelim bakalım. Bakalım bakalım, Bildan Hanım ne yapıyormuş, neler yapıyormuş. Gidelim tabii, bence de. Bence buradan çok güzel bir haber çıkacak. Kokusunu alıyorum. Bu arada Tuğçe Hanım'la mı gidiyorsunuz Eros'un okuna? Yani bence tek başınıza gitmelisiniz. Öyle daha uygun olur diye düşünüyorum ben açıkçası yani. Bana fikrimi sorarsanız tek gidin. Boynuma da bizde böyle .net yazdırayım istersen Ada. Ha? Olur mu? O çok abartılı olur, dikkat çekici olur. Bence de. Ben de öyle düşünüyorum. O yüzden Tuğçe ile oraya çift olarak gideceğiz. Bakalım bakalım. Eros'un okuna. Bak sen şu olanlara. Adatözü'nün durdurulamaz yükselişi. Muhteşem bir kariyer. Rüzgar. Efendim? Baş yapma. Evime de gelmeyeceksin, tamam mı? Kendine kalacak başka yer bul Rüzgar. Tamam mı Rüzgar? Yani eşyalarımı kafama fırlattığımdan beri bir arkadaşımda kalıyordum ama o da böyle manitasyon işlerine falan düştü. Yani bir sevgilisi var. O yüzden birazcık sendeyim gibi. Sen de düştün manitasyon işlerine. Sen de yaptın. Git onda kal. Annesi gelmiş. Aa, kıyamam. Vah vah vah. Benim sorunum mu? Adacığım iste ya da isteme. 3-4 gün sendeyim. Yani zaten ne de olsa eniştenler, teyzenler, boralara doluşmuşsunuz. Pek bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Haksız mıyım? Evimden çıkıp gideceksin Rüzgar. Ada, tatlım yaptın mı rezervasyonumuzu? Yaptım Tuğçe Hanım rezervasyonunuzu. İsimleri karıştırmadım ama. Sizin gibi karıştırmadım. Tuğçe Dikman, Bora doğru söz. Hallettim. Aferin sana. Sen var ya çok iyi bir asistansın. Hep öyle kal, tamam mı? Ben de gidip biraz araştırma yapayım şu Eros'un okuyla ilgili. Bence bu çok büyük bir hit olacak, hissediyorum. Bence tırt. Yani anlamıyorum abi, dedektif misiniz siz, ne bu tripler böyle? Buranın burnu bu tarz konularda çok iyi koku alır Rüzgar'cığım. Sen tabii bilmiyorsun, yenisin. Öğreneceksin. Neyse, ben gideyim biraz araştırma yapayım. Sana gelince gözüm üzerinde, tamam mı? En ufak bir açığında tependeyim. Bak bak, duydun değil mi? Açığın olacakmış. İstiyorsan git sevgini evli olduğunu söyle, söyle hadi. Seve seve yapayım hemen istersen. O da hemen Belma Hanım'a koşsun. Belma Hanım'la beraber eniştenler ve teyzenler de bu durumu öğrensin. İster misin? Yapalım mı? Ha? Çekil git. Ada. Ben sana gözüm üzerinde demiştim değil mi? Seni bunu yaptığına pişman edeceğim. Haberin olsun. Ne yaptım ben yine ya? Kimdi ne yaptım? Allah Allah. Tuğçe Hanım. Buyurun. Tuğçe Hanım'la görüşmek istiyorum. Kim görüşecekti? Ben Celal. Celal? Evet Celal. Ha, Tuğçe Hanım az önce çıktı yalnız. Peki dönecek mi? Nereye? Buraya. Tuğçe Hanım mı? Can you speak Turkish? Of course, my mother language. Bak, ananla daha sık konuşsaydın dilin gelişirdi. Ada, Ada çabuk kalk, çabuk. Ne diyorsun be? Kızım Celal burada, çabuk. Çabuk, çabuk. Celal burada. Nerede, nerede? Gel, gel. Nerede? Bora Bey, bir bakabilir misiniz? Ne oluyor? Buyurun, buyurun ben yardımcı olayım.
Bora Bey, Sami Bey Tuğçe Hanım'la görüşecek. Efendim, Sami ile uzaktan yakından alakası yok. Ben Celal. Celal. Celal Bey, ben sizin isminizi duymuştum. Buyurun. Evet efendim, ben göçmen bürosundan Celal. Geçen gün Tuğçe Hanım uğradı da şimdi kendisiyle biraz görüşmek istiyorum. Anladım. Bakın Celal Bey, bu beyaz elbise meselesi bayağı ilgi çekti. İsterseniz vaktiniz varsa bir kahve içerken bunun üzerine biraz konuşmak isterim sizinle. Aa, evet, yazıyı bu sabah okudum. Çok beğendim doğrusu. Ama biraz da garipti. Ya benim alacağım olsun. Başka zaman içeriz kahve. Alasmadık. Celal Bey durun. Ben size gideyim size. Zahmet etmeyin efendim. Ne gerek var? Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Özge. Adayı gördün mü? Az önce masasındaydı Bora Bey. Tamam. Görürsen söyle, bir odama kadar uğrasın. Tamam mı? Ne işi var burada? Ne işi var burada? Senin bu beyaz evlilik yazın yüzünden olabilir mi? Ha? Patlıyoruz, farkında mısın? Sayende. Sayende. Adam bizi görüyordu az kalsın ya. O evli olduğumuz ortaya çıkıyordu kızım. Bana ne? Bana ne? Ben anlatacağım zaten her şeyi Bora Bey'e. Sonra da boşanacağım senden. Ada, bak vatandaşlığı yeni aldım. Sakın aklından böyle bir şey geçmesin. Bak sakın deneme bile. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Senin karşına o ezik ada yok artık. Korkmuyorum. Ne olacaksa olsun. Bırak! Ne olacaksa olsun demez misin bir de? Bora aradığında rengin atıyor. Neredesin Ada? Neredesin? Neredesin Rüzgar ya? Neredesin? Uğraşamam seninle. Adam bana yaptığı haksızlık yüzünden özür dilemeye geldi ya. Evime kadar. Ben bu adama yalan söylemeye nasıl devam ederim? Ne yapacağım peki? Anlatacağım her şeyi. Anlatacağım, bilsin. Ne olacaksa olsun. Kızım, ben teyzem geri diyorum ne yapacaksın diye. Ya Rüzgar kalkıp gidip her şeyi anlatırsa? O zaman ne olacak? Kızım, Celal buradaydı diyorum sana, Celal. Ben anlatmazsam her şey patlayacak zaten. Duyacaksa benden duysun. Benden öğrensin her şeyi. Of, çok üzülecek vallahi. Üzülür. Çok üzülür. Yok. Yok, ben Bora Bey'e bunu yapamam. Yarın açıklayacağım. Kızım, ben Nergis teyzenlerden bahsediyorum ya. Sen gerçi takıldın bir Bora Bey'e. Saçmalama Selim. Saçmalama kızım. Ne takılacağım? Ben dört bir yandan abluk altındayım. Beyaz bayrağı çekip bahtıma tehditim ama vakti geldi. Başka çarem yok. Of, tamam tamam. Gazan mübarek olsun sisim. Seni seviyorum. Hadi göster kendini, tamam mı? Olsun. Olsun. Ne olacaksa olsun. Bora Bey. Neredeydin sen? Kahve öğütüyordum. Kahve öğütüyordun. Hı? Anladım. Ada, göçmen bürosundan bir bey geldi. Tuğçe'nin, yani senin yazını çok beğenmiş kendisi. Bir şeyler içelim, biraz sohbet edelim dedim, üstüne konuşalım dedim ama hı, vakti yokmuş ne yazık ki. Bir daha gelirse muhakkak seninle tanıştıracağım. Çok sevinirim Bora Bey. Neyse, biz buradayız da bir dahaki sefer inşallah. Ben rezervasyon yaptırdım Tuğçe Hanım'la sizin adınıza. Eros'un okuna. Akşam giriş yapabilirsiniz. Tuğçe'yle gitmiyorum Ada. Kimle gidiyorsunuz? Seninle gidiyorum. Benimle mi? Evet, seninle. Bir sakıncası mı var? Yok, yok, bir sakıncası yok. Tuğçe Hanım ne olacak? Tuğçe Hanım... Tuğçe'yi tanıyorsam o da gelecek. Rüzgar'la. Rüzgar'la? Rüzgar'la. Belki Bilden bir işe yarar da Tuğçe ile Rüzgar'ın arası düzelir. Hem sen de sarhoş Rüzgar'ı toparlamak zorunda kalmazsın da. Hmm,
Değil mi? Evet, öyle. Ama siz bu kadın sahtekar dediniz. Nasıl düzeltecek ki aralarını? Bilden değil. Birlikte bir şeyler yapmak onların arasını düzeltecek. Hemen hazırlıklarımızı yapalım hadi. Evdekilere de iki günlüğüne bir iş kesine gidiyoruz deriz. Tamam? Tamam. Hadi. Sen gidip rezervasyonu değiştir. Tamam, değiştireyim. Evet, bir yanlışlık olmuş da. Tuğçe Dikman yerine Adat Özün olacak. Evet. Evet, tamam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bir yere mi gidiyorsun ben? Evet Bora Bey, ben dışarı çıkacaktım. Ha. Alacak bir şeylerim var da. Şey için. Kamp için. Kamp için? Hı-hı. Anladım. Rica etsem bana da bir kahve alır mısın gelirken? Tabii. Ayrıcalıklarımı kullanırım. Neymiş ki onlar? Ben ayrıcalıklı bir insanım Ada. Aa, bu varmış. Hı hı. Aa, bu da varmış. Hı hı. Aa, inanamıyorum Bora Bey. En sevdiğim grubun konser biletlerinde de ayrıcalığınız varmış. Bora Bey. Hı. Rica etsem bu ayrıcalıklarınızdan ben de yararlanabilir miyim? Azıcık, birazcık. Kahve Ada. Ben şimdi sana kodu yolluyorum. Tamam? Tamam. Kahve. Hadi. Tamam. Kızım, senin Bora'yla iş gezisinde ne işin var ha? Senin Rüzgar'la beraber olman lazım. Senin kısmetin Rüzgar. Diyorum bunu sana. Rüzgar'a yiyecek gibi bakıyordun. Hı? Ben bunu yolarım diyordun. Hala da öyle diyorum. Ama biliyorum ki o senin ilk aşkın. Ben sadece senin mutlu olmanı istiyorum, o kadar. Teyzem. Ha. Onursuz mutlu olmaktansa onurumla mutsuz olmak istiyorum ben. Ağlayarak olsa bile. Aynada kendime bakabilmek istiyorum. Düşsem bile kendi kendime ayağa kalkmak istiyorum ben. Hadi kızım demek istiyorum, yapabilirsin demek istiyorum. Ne yapacaksın peki? Rüzgarlı olan her şeyi anlatacağım herkese. İlk aşkın olduğunu mu? İlk aşkım olduğunu. Kız adam. Ya sana ne diyeceğim bak. Ablam sonunda hadi eve dönelim dedi. Yok, yok ev olmaz. Ev olmaz şimdi teyze şey. Ne? Rüzgar benim evde kalıyor. Ha, şey, ev arkadaşının ailesi gelmiş de. O da bir süre hazır biz buradayken eve gitti. Hani sen git hem Tuğçe'ye yüzüğü tak hem de kuyruğun sıkışınca da seninle birlikte kalabilir miyim? Ya. Bir de kaderin diyordun işte. Kız ben ne dediğimi artık bilmiyorum. Ben öyle düşünsem oluyor, böyle düşünsem olmuyor. Vallahi senin kaderin diyorum oluyor, olmuyor. Vallahi benim kafam karıştı, ben ne yapacağımı şaşırdım. Ben sadece senin mutlu olmanı istiyorum. Sen bizim gibi ol istemiyorum. Bunun için benim tek bildiğim yol Rüzgar. Ne yapayım? Değil işte teyze, değil. Ada. Ablamlar çalışmalara başladı. Ne çalışması? Aa. Bebek operasyonu. Aa. Ya. Olmaz ki. Olmaz. Ben de diyorum ablam, diyorum yine üzüleceksin diyorum. Hayır, nereden geldi bu yeni aklına? Onca düşükten sonra nereden bu fikir birden böyle hortladı? Üzülmesin yine. Hamile kalsa bir dert, kalmasa bir dert. Hani kadının şekeri var. Üzülse hop fırlayacak. Al başına belayı. Allah korusun. Korusun hadi. Allah korusun. Bora Bey şey, eve uğrayabiliriz değil mi? Şey, benim size çok eşyam yok da eşya almam lazım. Hallederiz, hallederiz de. Sen bana kampta Bora Bey demesen iyi olur Ada. Nasıl yani? Biz ilişkilerini yoldan koymaya çalışan bir çiftiz ya. O bakımdan. Ha, doğru. Ay ama şimdi size Bora demek biraz tuhaf olacak. Olsun. Sen yine de ağzını alıştır. Tamam Bora.
Bey. Şu an Bora Bey, kampta Bora. Evet, kampta. Açık vermememiz lazım Ada. Tamam. Hı hı. Bora da bakayım. Bora. Bak, ne güzel söyledin. Bir taraf oldu şimdi de. Bora. Tamam Ada. Bora. Tamam. Bora aşağıda. Ben çıktıktan sonra sen de çıkarsın arkamdan. Bora. Beye ne oldu? Sevgili oynayacağız. Haber peşindeyiz. Ben sana niye açıklama yapıyorum ya? Seçer.